Vaxtınız xeyirli olsun. Tarix bu onun qəhrəmanları. Bəzi şəxsiyyətlər tarixin ən önəmli olaylarının altını çiziblər. Bəzi bu şəxsiyyətlərin adı hətta qudsal kitablarda da Əl-Qutubu Səmaviyyədə də bilə geçirir. Bugünkü konumuz, bölümümüzün mövzuu bir şəxsiyyətdir ki, hər kəs onun var olduğunu deyir. Bəlkə daha fazla, bəzi onun binlərcə yıl olduğu təkib bugünə kimin hələ yaşırı və qiyamata qədər də yaşamağa davam edəcəkdir, deyir. Tarixin dibinə ənağın və bu şəxsiyyətin sırrını, gizəmliliğini ortaya çıxardağın. Bugünkü bölümümüz Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana cədələ ən çox konu olan şəxsiyyətlərdən biridir. Tarixçilərin və müfəssirlərin onun nəsəbindən ölümünə, varlığına qədər ayrı-ayrı görüşləri, düşüncələri var. 3. Səmavi dində müqəddəs olan bir şəxsiyyət, Peyğəmbərlərə rəfqət edən, eşlik edən və özlərinə bilmədiklərini öqrədən bölümümüzün konusu Xıdır aleyhisselamdır. Başlayağın, baxağın, Hazreti Xıdır ya da Xıdır Peyğəmbər kimdir, sırları nədir? Başta Yahudiyyətdən başlayağın, baxağın, Yahudiyyət Hazreti Xıdır haqqında nə deyir, necə rivayətlər sərgilir, qoyur. Tavrat Xıdır aleyhisselamı bildiğimiz adıdan zikr etməyibdi. Eydi, necə bildik o zaman Xıdır'ı qız dedir. Tavratın zikr etdiği hikayə, Qur'an-ı Kerim'deki hikayədən uyuşmağı, yaxın olmağı koyur ki, Tavratın zikr etdiği şəxsiyyətinin Hazreti Xızır olduğuna inanağın. Yahudiyyətdə Musa aleyhisselamın yanına getdiği şəxsin adı Yuşa bin Lav idi, deyə zikr edir. Karşılığında İslam rivayətlərində adı Xızırdı ya da bəzində İlyas deyə geçirib. Telmuddakı hikaye Yuşa'nın Allahu Teala'dan İlyas'dan karşılaşmasını istemeğiden başlar. Yuşa İlyas'dan karşılaşı ve ondan ister ki bazı elimleri, bilgileri özüne öğretsin. İlyas benimle edebilmesen diğer özüne. Yuşa ısrar eder. Sonunda İlyas kabul eder ancak bir şart koyar. O da görəcəklərinin haqqında özünə heç bir şey sormama şərtidir. Yuşa kabul edər. Yola çıxarlar ta ki bir evə gələrlər. Ev sahibləri özlərini çox güzel bir şəkildə qarşılar. Ev fəqir bir evdir və sadəcə bir inəkləri var. Ki onun verdiği sütü işte yoğurt ya da süt olarak satarlar və geçimlərini sağlarlar. İlyas ev sahibindən İnəyi kesməğini istər. Yuşa döner, sorar. Ya bu ailənin bir tek bu inəyi var, rızkını, yeməğini bu inək sayesinde çıxardır. Nişin kesməklərini istesən özünü? İlyas koyduğu şərti Yuşa'nın yadına salar. Yuşa üsküt olur. Yolculuğa devam ederler. Zengin bir adamın evine gelirler. Yıxılmaq üzere olan bir duvarı İlyas tamir eder, yapar. Yolculuq devam ederken bir köye gelirler. Kimse karşılayıp aramaz özlerini. Ama İlyas inşallah hepiniz reis qaid olasız diye dua eder özler için. Köyden çıkıp başka bir köye girerler. Bu köy karşılar özlerini, ihtiram takdir eder özlerine. İlyas inşallah içinizden bir nefer iyi bir qaid ve reis oğlu üzerinize diye dua eder özler için. Bu arada Yuşa her zaman sual edir, sebepleri nedir bu davranışların, bu tarz duaların. Ama İlyas her seferinde şerti yadına salır. Ta ki son noktaya geldi İlyas. Bundan sonra bizim yolumuz ayrıldı dedi Yuşa. Çünkü sen sabırsızsan. Ama gelin ettiklerimin tefsirine. İnəyi kesme emrini verme sebebi adamın xəstə arvadına sadaka olsun diye verdim. Ki eğer o sadaka verilmeseydi, inek kesilmeseydi, arvad ölerdi.
Ama zengin adamın duvarını yapmaya gelince, duvarın altında iki yetime ait olan hazine kenz duvarıydı. Yetimlerin hakkı gitmesin diye, çalınmasın diye o duvarı yaptım. Ama bize ihtiram etmeyen köyde tüm milletin reis kaid olmağına dua etmemin sebebi ise ta ki aralarında bir ihtilaf, anlaşmamazlık ve bir kargaşa çıksın. Hiç de anlaşmasınlar diye o duanı ettim. Ama bize saygı, ihtiram gösteren köyde ise içlerinden birisinin iyi bir kaid lider, bir reis olmağına dua etmemin sebebi ta ki işler düzene girsin ve hakim bir şekilde kıyada edilsinler. Bunlar İlyas bildirdikten sonra Yuşa'a artık buraya kadar, buradan sonra ayrılacağız. Çünkü sen şartta amel etmisen dedi özüne. Bu Yahudiyetteki rivayetti. Ama Mesihiyete gelince Hristiyanlıkta Hızır aleyhisselam hakkında hareketler çoktu. Hızır lakabiden de zikir olunmur. Bir tek İncil Metta yazır ki Hızır aleyhisselam veya İlya ve eski esferlerde bahs edilene göre bu Yuhannel Muhammedani'ydi. Bir başka rivayet ise ki Mesihiyet çok intişar edipti Mesihiyette, deyildi ki Hızır aleyhisselamdan Kiddis Marcercis'in şahsiyetinin birbirine bağlamağıdır. Yani Kiddis Marcercis Mesihiyette en meşhur ve maruf olan Kiddislerden biridir. 275 miladi yılında Falastin'in Lod şehrinde dünyaya geldi. Rivayete göre Marcercis Roma İmparatoru Dokulyanos'un ceşine katıldı. Ancak Hristiyanlar Mesihilere yapılan zulüm ve şiddeti gördükten sonra ceşten çıkıp ve özünü Mesihiyet yolunu kurmaya, mekayet olmaya adadı. Bu sebepten İmparator tarafından tutuklandı Kiddis Marcercis. Tazip edilip ve 23 Nisan 330 yılında idam edildi. Kiddis Marcercis bu hüzünlü acı sonundan sonra Mesihiyet Hristiyanlık dünyasına bir şefaatçi, bir aziz, mukaddes biri olarak kabul edildi. Meşhur ve önlü tarihçiler de mesela El-Mes'udi Muravvic-i-Zahab kitabında ya da Tabari Tarih-i Rusul ve Mülük kitabında Kiddis Marcercis'in bazı karametlerinden bahsedirler ve hayatında da yazırlar. Ve bazı kıssisler de deyirler ki Marcercis Musa Peygamber aleyhisselamın yoldaşı ya da Musa aleyhisselama yol gösterendi. Ki eski esfarda adının İlya olduğunu yazırım. İşte o yüzden bazı Marcercis'ten Hızır aleyhisselamın arasında bir irtibat olduğunu diyer. Muvahhidler, Duruzlara göre ki muvahhidler ya da Duruzlar İslam'ın İsmaili mezhebinden ayrılmış bir mezhepti. Onların yanında Hızır aleyhisselam çok mukaddes ve değerli birisidir. Abu İbrahim diye lakab verirler özüne. Her ilin 1. ayının 25'inde İsrail tarafından işgal ihtilal altında olan Falastin'de Celil bölgesinin Kufr Yasif yerinde Hızır aleyhisselam makamını ziyaret etme günü bayramları var. Özlerinde olan hikaye de Kur'an-ı Kerim'de geçen hikayeye çok benzer. Ve bir şey de dikkat çekir ki Hızır aleyhisselamın çok makamları var. Özellikle Falastin'de ki bazı 70 makamın Hızır adına olduğunu takdir edir. Lod şehrinde, Diril Belha, Hayfa'da, Sabrin'de, Lübnan'da, Baalbek şehrinde ve daha çok bir yerde. Tabii ki makam dediğimiz zaman mezar kazdetmirik. Belki o yerler kazd olunlu ki güya Hızır aleyhisselam o yerlerde yaşayıp ya da geçipti. Yoksa Duruzlar Hızır aleyhisselamı bugüne kimin yaşadığını ve ölmediğine imanları var. Ama genel olarak İslam dinine baksak görürük ki ihtilaf, görüş ayrımı çoktu Hızır aleyhisselamın şahsiyetinin üzerine. Kimi peygamber olduğunu deyir ve Kur'an-ı Kerim'den ayetleri delil olarak getirir. Mesela demeği وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي ya da فَاَرَدْنَا اَيُّبْ دِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ kimi peygamber olmadığını deyir ki Musa peygamberden daha çok ilim, bilgi, sahabi olduğunu,
kiminse yok. Bazı şeyleri doğru Musa Aleyhisselam'dan çok daha iyi bilirdi. Ama bazı şeyleri de Musa Aleyhisselam özünden çok daha iyi bilirdi. Kimi ise Zilkarneyn ya da Asif bin Berhiye'ye benzedir özünü. Kimi ise çok uzun yaşadığını, kimi ise bugüne kimin hala yaşadığını diri. Ama adıysa, nesabıysa İbn-i Kethir kitabı El-Bidaye ve Nihayede diri ki, Hızır, Kabil'in neslinden olan Adem peygamberinin torunudur, hafididir. Ancak bir kısmı ise adı Bilyan bin Melkan bin Falih bin Şalih bin Sam bin Nuh aleyhisselam diye tarif eder özünü. Bir kısımda El-Muammar bin Malik bin Abdullah bin Nasr bin El-Ezd olduğunu diri. Nece ki Hazrun bin Ayl bin Muammar bin İso bin İshak bin İbrahim el-Halil aleyhisselam sözü de geçiri nesabi hakkında. Bütün İslam dünyası Hızır adına ittifak ediblər. Ama bu adın sebebi ise çünkü Hızır adımını attığı yerde yeşillik yügeranlık olurdu. O yüzden adını Hızır koydular ki Arapçada Hızır akzardandı, alınıptı. Akzarda yeşil demektir. Kur'an-ı Kerim Hızır adından bahs etmeli. Belki Salih kul, el-Abdus Salih diye hitap edir özüne. Ve künyası ise Abul Abbasidir. Ve meşhur hikayesini Musa Peygamber aleyhisselamdan ki Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde zikredir özünü. Muhtasar bir şekilde bir göz atağın bu hikayeye. Musa aleyhisselam, Musa Peygamber bir gün Beni İsrail'de hutba verirdi. Birisi sordu, ya Musa senden daha bilgili alim var bu dünyada? Musa aleyhisselam yok dedi. Bu cevaba karşı Allahu Teala hitap etti Musa'dan. Ve bildirdi özüne ki, ya Musa senden daha alem, senden daha bilgili var bu dünyada. Bazı müfessirler deyirler ki, burada Allahu Teala Musa aleyhisselama bir şekil gayr mübaşir dedi ki, get, axtar, tap özünü, bak onun nece bir elmi bilgisi var. Ve işaret olarak da balığa ruhun döndüğü yer verildi özüne. Musa aleyhisselam yanına birisini aldı, fetası alındı Kur'an tabir edir. Denizde, bahirde yolculuk etmeye başladı. Ta ki Mecme'el Bahreyn'e ulaştı. İki denizin birleştiği yer. Ki müfessirler üç yer ihtimal verirler. Birincisi, Bahr-ül Ahmar'da Haliç Akabe'den Haliç Suis'in birleştiği yer. Yani Kızıl Deniz'de Akabe Kurfesi'den Süveyş Kurfesi'nin birleştiği yerdi deyirler Mecme'el Bahreyn. İkinci ise Muhit-ül Hindi'den Bahr-ül Ahmar'ın Babil Mendeb'te birleştiği yerdi. Hint Okyanusu'dan Kızıldeniz'in Babil Mendeb bölgesinde birleştiği yerdi. Üçüncü ise Mazik Cebel Tarık'tı. Cebel Tarık Boğazı'dı dedi. Ancak en makul olan bu üç bölgeden birinci yerdi ki dedik Bahr-ül Ahmar'da Haliç Akabe'den Haliç Suez'in birleştiği yerdi Mecmu'l Bahreyn deyirler. Vardılar bu yere, endiler, yerdiler, ac oldular. Musa aleyhisselam arkadaşına dedi ki, get balığı yağın ac olduk. Arkadaş, endiğimiz yerde unuttum özünü dedi. Ve mecbur oldular, tekrar endikleri yere dönsünler. Döndüler, baktılar balığa ya da Kur'an'ın tabir ettiğine göre hüte ruh gelip o suya enipti. Daşın kenarında da bir adam oturdu. Musa aleyhisselam bildi bu adam aktardığı adamdı. Musa aleyhisselam tanıttı öz özünü adama ve dedi özüne isterem beni arkadaş, yoldaş olarak kabul edesen. Hatta Allah'ın sana verdiği elimden ben de öğrenim. Hızır, benim ettiğim işleri sen bilmesen anlamasan, sabır edebilmesen benimden dedi özüne. Ama Musa aleyhisselam ısrar edince kabul etti ama hiçbir şekilde sebep sormama şartıydı. Musa aleyhisselam kabul etti şartını ve bir yolculuğa çıktılar. Birinci hadise olay ise Hızır içinde oldukları gemini, sefineni kırdı, ayıbli etti özünü. Musa aleyhisselam bu duruma çok şaşırdı, tacip etti. Niçin sefineni kırsan? Ama Hızır ona şartını hatırlattı. İkinci hadise ise
Hıdır bir oğlanı, bir genci ya da bir yenge kakan genci öldürdü. Musa aleyhisselamın danına gitti. Bir suçsuz insan öldürüldü. Üçüncü olay ise bir köye geldiler ki özlerini hiç ihtiram etmediler ve saygı göstermediler. Orada duvarı yaptı. Bunda da Musa aleyhisselam dayanamayıp sorduğunda Hıdır aleyhisselam bu son ahir fırsatıydı. Ama sana sebepleri anladım dedi. Gemiye, sefineye gelince o sefinenin sahipleri fakir insanlarıydı. Rızıkları o geminin üzerineydi. Ve bir nanca sonra melik bir savaşa girdiği için tüm sefineleri, gemileri gasp edip alacağıydı. Ta ki savaşta kullansın özlerini. Ben de onu kırdım ki o melik mindiğimiz sefineni gasp etmeyip ve fakir insanların elinde kalması için sağladım özünü. Ama öldürdüğüm oğlanın ebeveynleri, anne babası mümin kimseydiler, muvahhid kimseydiler. Ancak özü oğlan döküldü, belki mülhid ateist olmuşydu. Ve anne babasını da kafir ateist etmek istirdi, ilhada çekirdi özlerini. O yüzden öldürdü ta ki bir bela zararı dokunmasın özlerine. Duvara gelince iki yetim uşağınıydı. Babaları iyi, salih adamıydı. O duvarın altında özler için servet koymuşuydu. Duvarı yaptım ta ki o iki yetimin hakkı gitmesin, çalınmasın. Hıdır aleyhisselam yaptığı bu işleri öz başına yapmadığını da bildirdi Musa aleyhisselama. Yani Allah tarafından olduğunu bildirdi. İşte Hıdır'ın bu hakikati bazı müfessirler koyuyor ki Hıdır'ın peygamber olduğunu desinler. Ayrıca ilmi gaybden bilmeğiden bu inancı kuvvetlendirdi. Ama gene de peygamber olmağına İslam dünyasında icma yoktu. Çünkü Kur'an-ı Kerim özünden peygamber diye söz etmedi. Belki salih kul, el-abd-ı salih diye söz etti. Bu Musa aleyhisselam'ın hikayesiydi. Peki Hıdır aleyhisselam gerçekten bugüne kimin yaşırı ya da gerçekten ölümsüzdü? Bir başka ve önemli, mühim olan ki her zaman sorular ve konuşullu mevzu o da Hıdır aleyhisselamla ilgili İslam dünyası iki bölündü. Kimi ölüp diri, delil olarak da Enbiya suresindeki Bismillahirrahmanirrahim وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ bu ayeti gösterdi ama öldüğüne dair de herhangi bir delil de yoktu. Zamanı, yeri malum değil. Bir başka ulema ise ölmediğini iddia edir. İndiye kimin yaşadığını deyir. Bazı kitaplarda yazılı ki, dört peygamberin indiye kimin hayatta oldukları ve yerin amanı olduklarını yazır. İkisi asmanda, gökte İdris ve İsa aleyhisselamdılar. İkisi de yeryüzünde Hıdır ve İlyas aleyhisselamdılar. Hıdır denizde, bahirdedir, İlyas ise yerdedir. Ve bazı sözler Hıdır ve İlyas her hac mevsiminde Arafa dağında birleştiklerini yazır. Hıdır aleyhisselam uzun ömrüyle ilgili olarak iki sebep verildi. Birincisi, Hıdır Zilkarneyn'in ordusundaydı, ceşindeydi. Ve tek özü edebildi, aynel hayat suyuna ulaşsın ve ondan içsin. Ve sudan içti, ölümsüz oldu. Aynel hayattan içti. İkinci sebebi ise biraz acip garip sebepti. Dikkat edin. Hatırlarsanız dedik, Hıdır aleyhisselamın nesabinde bir söz var ki, Adem aleyhisselamın mübaşir neslindendi. Yani Kabil arasında bir tek Kabil var. Adem aleyhisselamın torunudu. Değildi ki Adem aleyhisselam millete Nuh aleyhisselamın zamanında tufan olacağını bildirmişiydi, demişiydi. Adem aleyhisselam istemişiydi ki tufan olanda cenazesini kaldırsınlar, Nuh'un gemisine koysunlar ve başka bir yerde gömsünler. Tufan bittiğinde insanlar, hayvanlar indikten sonra sefineden Nuh aleyhisselam Adem aleyhisselamın cenazesini indirip gömmeklerini istedi. Ancak kimse buna yanaşmadı. Yengi yerden, cenazeden korkmaya başladı insanlar. Nuh aleyhisselam ısrar etti. Endirin cenazanı, gömün. Ve bunu da dedi ki, Adem aleyhisselam özünü gömen için Allah ona çok uzun bir ömür versin diye dua etmişiydi. Yine kimse gömmedi. Ta ki Hadrun bin Kabil bin Adem,
ya da Nuh Aleyhisselam'ın neslinden olan Neceki nesabinde konuşurken beyan ettik biraz önce, geldi ve cenazanı aldı, gömdü. O yüzden Adem Aleyhisselam'ın duası müstecap oldu ve Hızır Aleyhisselam ölümsüz oldu ya da çok uzun bir ömür yazıldı öz için. Hızır'ın indiye kimin hayatta olduğuna inananlar var. Bazı olaylar ve havadis yazırlar ve delil olarak da gösterirler. Mesela İbn Hacer el-Askalani El-Zuhr'ın Nazar fi Halil Hızır kitabında diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettikten çok kısa bir süre sonra bir gece ashabiden yerirdi. Bir adamın dua ettiğini işittiler. Peygamber sahabilerden birini gönderdi bu adamın yanına. Git bu adama sele, peygamber için de dua etsin ta ki ümmet inansın özüne. Sahabi adamın yanına geldi. Dua eden adama peygamberin istekini bildirdi dedi. Adam adı neydi bu peygamberin diye sordu. Sahabi peygamberin adını demedi. Bilirsiniz o dönemde zaten korkulu bir ecva var idi yaşırlar özü. Adam da ben de dua etmem dedi. Sahabi döndü Resulullah'a anlattı. Resulullah tekrar adama git onun yanına ve ona benim kim olduğumu söyle giden. Sahabi bir daha gitti ve adama işte peygamberin adı Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem olduğunu dedi. Adam bunu eşidince Resulullah hoş gelipti ve başladı dua etmeye öz için. O sahabiye döndü dedi ki sele özüne men kardeşi Hızır'ım ve mafruz men ayağına geleydim. Ancak bazı tarihçiler bu müfessirler bu rivayetleri tamamen reddeder ve kabul etmirler. Bugüne kimin Hızır Aleyhisselam'ın olmağı ya da kalmağı bir sirdi, gizemdi, bilinmir. Son olarak da Musa Aleyhisselam'a bir gün biri sordu. Ey Allah'ın elçisi, Allah'ın Resulü, sen bu kadar hadiseler, olaylar yaşayıpsan, bu kadar zulüm görüpsen, en büyük hadise ki seni çok tesir etti, hangi hadiseydi? Musa Aleyhisselam, mene en çok tesir eden ve çok mene kahreden, hüzünlendiren hadise hayatımda Hızır'ın burada yolumuz ayrıldı artık sen yoluna men yoluma demeğiydi. Hâzâ firâku beyni ve beynik. Bu mene çok kahir etmişiydi dedi. Hoşça kalın.